Değerli dostlarım merhaba. Bugün sizlere bir hastam vesilesiyle bugünkü video blogda mutasyonel falsetto'dan bahsetmeyi düşündüm. Hastamız 32 yaşında bir erkek hastaydı. Sesi kendisini bildiğinden beri ince ve bu sesinin sosyal hayatını kısıtladığını düşünüyor. Günlük sesi şu şekilde. Demesini istediğimizde sesin kırılgan, değişken, düzensiz olduğunu fark edebiliyoruz. Bu duruma biz piperfoni ya da mutasyonel falsetto adı veriyoruz. Piperfoni ya da mutasyonel falsetto aslında bütün erkeklerde olan yani çocukluk çağından ergenlik ve erişkinlik çağına geçerken olan ses değişiminin biraz uzaması. Bu uzama bazı insanlarda yıllarca sürebiliyor, bazen aylarca sürebiliyor ve bu dönem içerisinde birey kendi sesini dengesiz, düzensiz, değişken, kestirilemeyen, bazen ince çıkan, bazen kalın çıkan şeklinde ifade ediyor. Eğer bu bir çocuksa, bir öğrenciyse örneğin parmağını kaldırmaya bile endişe ediyor. Çünkü sesinin ne zaman ince, ne zaman kalın çıkacağını bilemiyor. Bu durum aslında çok nadiren başka hastalıklarla ilişkili. Çok az bireyde, yaklaşık %1-2'sinde bazı hormonal ya da psikiyatrik nedenler bunun içerisinde olabiliyor. Ama çoğunda bu tamamen sesin yanlış kullanımıyla, sesin eski ses şeklinde kullanılmaya devam etmesiyle oluşan bir durum. Ve çok 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 büyük grup hastada sadece ses terapisiyle düzelebiliyor. Bu hastamızın ses örneklerine isterseniz buyurun beraber bir bakalım. Şu ses bireyin rutin bize geldiği ses, az önce dinlediğimiz ses. Bakın sayı sayarken sesi böyle çıkıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya da haftanın günlerini sayarken şu şekilde. 2, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Sadece birkaç seans ses terapisinden sonra bakın kendisinin sesi şu şekilde. Bazen bu hastalarda tek bir seans ses terapisi bile yeterli olur. Bazen birkaç seans üzerinde çalışmak gerekebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, gördüğünüz gibi sesi çok daha düzgün. 32 yaşında bir bireye çok daha uygun bir ses. Bakın yine aynı sesin terapiden sonraki hali. Bir başka örnek dinleyelim birlikte. Cumartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bir de hani bir metin okurken yaklaşık nasıl çıkıyor? Hani bu konuşma sesine daha yakın bir ses çünkü. Bir de bunu dinlemenizi pasajı rica edeceğim. Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkanında tek başına gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan koca Ali tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir aslanı andırıyordu. Uzun boylu Bu terapi öncesi, şu ise terapi sonrası. Pasajı. Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yere olmayan dükkanında tek başına gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan koca Ali tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir aslanı andırıyordu. Uzun boylu, iri pençeli, kalın pazılı, geniş omuzlu bir pehlivandı. 10 yıldır bu karanlık in içinde ham demirden. Rakamsal değerlere de baktığımızda bakın yaklaşık 188 Hz olan sesi yani sesinin inceliğinin terapi sonrasında şimdi ölçüm yapıyor bilgisayar bekliyorum. Yaklaşık 117-118 Hz'e düştüğünü görüyoruz ki bu ortalama bir erkek yani 100 ila 140 Hz aralığı bir erkek sesi olarak daha çok bireyler tarafından eğer kişinin yüzünü görmüyorsak dahi örneğin telefonda bir erkek sesi olarak algılarız. Çok da uygun, yaşına uygun bir seviyeye geldiğini. Evet, bu vesileyle bugün sizlere mutasyonel falsetto ya da piperfoniden bahsettim. Bununla ilgili detaylı bilgilere drhaldunoguz.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı bir ses dileğiyle bugünkü blogumu bitiriyorum. Görüşmek üzere.